Denklemi, x kare artı y kare eksi 8x eşittir 0 olan çember ile, denklemi x kare bölü 9 eksi y kare bölü 4 eşittir 1 olan hiperbol, a ve b noktalarında kesişmekteymiş. Bizden çapı AB olan çemberin denklemini bulmamız isteniyor. İsterseniz bize verilen çember ve hiperbolü gözümüzün önüne getirerek işe başlayalım. x kare artı y kare eksi 8 x ya da şu şekilde yazayım. x kare eksi 8 x artı y kare eşittir 0. Tam kareye tamamlamak için iki tarafa da 16 ekleyeceğim. Artı 16 buraya bir de buraya. Burası x eksi 4'ün karesi oldu değil mi? Artı y kare eşittir 16. Buna göre çemberi çizmek istersek, Hemen x ve y eksenlerini çizelim. Merkezi 4 virgül 0'da olacak. 1, 2, 3, 4. Buraya geldik. Yarı çapın karesi 16 olduğuna göre yarı çapı 4 olmalı. 1, 2, 3, 4. Burası da 1, 2, 3, 4. Bir de buradan 4 ilerleyelim. 1 2 3 4. Bu nokta, bu nokta, bu nokta ve bu nokta çemberin üzerinde olacağına göre hemen birleştiriyorum. Bu arada biraz daha düzgün çizebilirdim. Evet, bu nokta, bu nokta ve bu nokta hepsi çemberimizin üzerinde olacak ve çemberimizde buna benzeyen bir çember olacak. Yine çok düzgün bir çizim olmadı ama ne yapmak istediğimi anladığınızı biliyorum. Çemberi çizdiğimize göre, sıra hiperbolde denklemi x kare bölü 9 eksi y kare bölü 4 eşittir 1. x terim pozitif olduğu için bu hiperbolün kolları sağ ve sola doğru açılacak değil mi? Ve şöyle bir şey olacak ya da bir saniye. Bu denklemi y için çözelim ve asimtotların ne olduklarını da görelim. Şöyle yazayım. Eksi y kare bölü 4 eşittir. Eksi x kare bölü 9 artı 1. İki taraftan x kare bölü 9 çıkardığımda bunu elde ettim. İki tarafı eksi 4 ile çarparsam y kare eşittir. 4 bölü 9 x kare eksi 4 olur. Buradan y eşittir. Karekök içinde 4 bölü 9 x kare eksi 4 elde edeceğiz x giderek artan değerler aldığında buradaki sabit sayının pek bir önemi kalmayacak ve şu şekilde yazalım. x sonsuza giderken burası 4 bölü 9 x karenin kare yaklaşacak değil mi? Evet. Eksi 4'ün bir önemi kalmadığında bu 2 bölü 3 çarpı x olacak. Eğimi gözümüzün önüne getirmeye çalışalım. Sağa doğru 3, yukarı doğru 2 birim diye düşünebiliriz. Böylece asimtotu da bu şekilde çizebilirim. Hiperbol bu doğruya yaklaşacak. Simetrik olacağı için Buraya da diğer asimptotu çiziyorum. X eksenini hangi noktada kestiğini bulmak için y'yi sıfıra eşitlememiz lazım. X kare bölü 9 eşittir 1'den x'i artı veya eksi 3 olarak buluruz. Bu noktayı işaretlediğimde hiperbolü bu şekilde çizebilirim. Aynı şeyi sol tarafa da çizmem lazım ama buradaki çemberle bir alakası olmayacağı için şimdilik bunu göz ardı edeceğim. Hiperbol ve çemberin A ve B noktalarında kesiştiklerini biliyoruz. Burası A, burası da B noktası olsun. Ve bizden çapı AB olan çemberin denklemini bulmamızı istiyorlar. AB'yi çizeyim. Evet, aradığımız çemberin çapı bu olacakmış. Daha düzgün çizmeye çalışacağım. Evet, çapı bu olan çemberin denklemini arıyoruz. Denklemi bulabilmek için hiperbolle çemberin kesişim noktalarını bulmamız lazım. İki tane denklemimiz olduğu için isterseniz önce çemberin denkleminde y karenin neye eşit olduğunu bulalım. Sonra da bulduğumuz değeri diğer denkleme yerleştirip hangi x değerinde kesiştiklerini bulalım. Yani ortak çözüm yapalım. Buradaki x değerini bulduğumuzda onu kullanıp y değerini de bulacağız ve bu bize çemberin yarıçapını verecek. x değeri virgül 0 da çemberin merkezi olacağı için bu iki değeri kullanıp Çemberin denklemini elde edebileceğiz yol haritası bu. Haydi bakalım. Burada sarıyla devam edeceğim. Çember denkleminde iki taraftan da x kare ve eksi 8x çıkarırsak çemberin denklemini y kare eşittir. İki tarafa da 8x ekliyorum ve x kare çıkarıyorum. 8x eksi x kare. Evet. Eksi 8x ve x kareyi bu tarafa taşıyınca bunu elde ediyoruz. Az önce söylediğim gibi şimdi de bunu hiperbolün denklemine yerleştireceğim. Hemen hiperbolün denklemini yazayım x kare bölü 9 eksi y kare bölü 4 eşittir 1. y kare yerine 8x eksi x kare yazıyorum. Evet ve geriye buradaki ikinci dereceden denklemi çözmek kaldı. Şu an ikinci dereceden bir denkleme çok benzemiyor ama biraz düzenleyelim bakalım. x kare bölü 9 eksi 8x bölü 4 eksi 2x eder artı x kare bölü 4 eşittir 1. Burada 8x eksi x kareyi paydası 4 olan iki ayrı kesir halinde yazdım. Kesirlerden kurtulmak için de bu kesirlerin paydalarını 36'ya eşitleyeceğim. Bunu 4 ile genişletiyorum. 4x kare eksi. Bunu 36 ile çarpacağız. Eksi 2 çarpı 36 eksi 72 eder. Eksi 72x ve bunu da 9 ile çarptığımızda 9x kare elde ederiz. Tabii eşittir 36 da unutmuyoruz. Bu ikisini toplarsak 13x kare eksi 72x iki taraftan 36 çıkarınca da buraya eksi 36 yazıyorum ve eşittir 0. İkinci dereceden bir denklem'e şimdi daha çok benzedi, öyle değil mi? O zaman. Haydi bu denklemi sağlayan x değerlerini de bulalım. Bunun için ikinci dereceden denklemlerin köklerini bulmamıza yardım eden formülü kullanacağız. x eşittir eksi b eksi eksi 72 72 eder artı eksi kare kök içinde 72'nin karesi bunun yerine 72 çarpı 72 yazıyorum eksi 4 çarpı A yani 13 çarpı C yani eksi 36 eksiyle çarptığımız için buradaki eksiyi artıya çeviriyorum bölü 2A yani 2 çarpı 13'ten 26. Şimdi bunu sadeleştirmemiz lazım biraz zor gibi görünüyor ama ilginç bir şeyler var. Şurayı baştan yazacağım. 72 çarpı 72, 2 çarpı 36 çarpı 2 çarpı 36'dır öyle değil mi? Buna 4 çarpı 13 çarpı 36 ekleyip karekökünü alıyoruz. Burayı 4 çarpı 36 parantezine alabiliriz. Bakın bu 4 eder ve burada bir tane 36 var. O zaman bu karekök içinde 4 çarpı 36 parantezine alacağız demiştik. 4 çarpı 36 parantez 36 artı 13. 4 çarpı 36 144 eder, 36 artı 13 ise 49 eder. 144 ve 49'un ikisi de tam kare olduğu için karekökten 12 çarpı 7 yani 84 çıkar. O zaman bunu 72 artı eksi 84 bölü 26 olarak yazabilirim. 84 çıkarttığımızda şekil üzerinde çok da anlamı olmayan bir şey elde edeceğimiz için kısaca pozitif olan bir x değerine ihtiyacımız olduğu için denklemin negatif kökünü şimdiden görmezden geleceğim bile. 72'ye 84 eklersek aslında bakarsanız önce payı ve paydayı 2'ye bölmem daha iyi olacak. 36 artı 42 bölü 13 ve bu da 78 bölü 13 eder. Peki 78 13'e bölünür mü? Evet sonuç 6'dır. Harika. X koordinatını 6 olarak bulduk. İşte burası. Y koordinatını henüz bilmiyoruz ama bulması çok kolay. Bu denklemlerden herhangi birine x yerine 6 koyup y'nin neye eşit olduğunu bulacağız. Ee, bu biraz daha kolay olacak sanırım. Y kare eşittir 8 çarpı 6, 48 eder. Eksi 6'nın karesi 36'dır. Y kare 12'ye eşitse y karekök 12'dir. İsterseniz daha sade yazabilirsiniz ama şimdilik böyle devam edelim. Bu noktanın koordinatı 6 virgül karekök içinde. Bir saniye bu yani aradığımız çemberin merkezi 6 virgül 0'dır değil mi? Bu yani kesişim noktası da 6 virgül artı karekök içinde 12. Bunun artı eksi karekök içinde 12 olduğunu da hemen not ediyorum. Buradaki noktada 6 virgül eksi karekök içinde 12'dir. Merkezin 6 virgül 0 noktasında olduğunu bir kere daha hatırlattıktan sonra aradığımız çemberin denkleminin ne olacağını düşünmeye başlayabiliriz. Merkezi 6 virgül 0 şuraya yazayım. X eksi 6'nın karesi artı y eksi 0'ın karesi yarı çapın karesine eşit olacak. Peki yarı çapı yani buradaki uzunluğu nasıl bulabiliriz? Bu uzunluğun bu noktanın y koordinatına yani karekök içinde 12'ye eşit olduğunu görüyorsunuz değil mi? O halde buraya yarı çapın karesi yani karekök 12'nin karesi yani 12 yazabilirim. Seçeneklere bir göz atayım ki denklemi hangi formatta istediklerini anlayabilelim parantezleri açtıklarına göre bizim de bunu yapmamız gerekecek. x kare eksi 12 x artı 36 artı y kare eşittir 12. İki taraftan 12 çıkarınca sol tarafta x kare eksi 12 x artı 24 artı y kare. Sağ tarafta da 0 değil mi? Seçenekler arasında buna uyan bir tane var mı? Kopyalıyorum. Şuradaki boşluğa yapıştırayım. x kare artı y kare eksi 12x ve artı 24. Eksi 12x artı 24 olduğuna göre doğru cevap. A seçeneği doğru oldu değil mi? x kare artı y kare eksi 12x artı 24 eşittir 0. Evet evet doğru. Doğru cevap A.